Başkanım hoş geldiniz. Başkanım 2015'te başkanım Müteladdin Demirtaş'ın talimatıyla benim oğlumu terör örgütüne gitti. Ne zaman gitti? Benim de 7 yıl oldu. Başkanım, ben onlara bırakmayacağım. 2015. Evladımı alacağım. O katillere bırakmayacağım. İnşallah. O teröristlere bırakmayacağım. Bakın korkup kaçtılar. Ben 7 yıldır evladıma hasretim. Benim engelli çocuğum evde. Ben onu evde bırakıp abisine bırakıp geliyorum. Ne hakla benim doğurduğum evladımı niye benden aldılar? Başkanım ben 10 yıldır Elazığ Harbut Kur'an kursunda hafızlığı okuyayım. Hiç atayım ezberler bir çocuğum. Maalesef FZP tarafından kandırılıp nice kısamına geçtik. 10 yıldır ben de haber alamıyorum. Benim suçumuz ne, günahımız ne? Sizin bir suçunuz bir günahınız yok. O konuda hiç kimsenin şüphesi yok. 5 yılı aştı bazı aileler. 6 yıldır biz 5 yıldan daha uzun bir süredir buradalar. Bu büyük bir sabırdır. Bunu ancak anneler yapar. Evet. Ancak yani belki babalarım bile, annelerin desteği olmasa babalarım bile belki bu kadar sabır gösteremez. Bunu, bu anne yüreğini iyi anlamak lazım. Biz bu anne yüreğini, anne yüreğinde koyu yangını iyi anlıyoruz. O yüzden bu sefer inşallah silah bırakılır ve bu sefer bir iyi niyet göstergesi olarak en başta diyorsun ki burada 5 yıldır gözü yolda olan, daha uzun bir süredir gözü yolda olan ama 5 yıldır burada nöbet tutan annelerimizi, bacılarımızın evlatları onlara gönderilsin. Bu bir adım olsun, bu ilk adım olsun. Ta ki milletin acaba bu kan duracak mı, acaba huzur geri gelecek mi şeklindeki umudu büyüsün. Bu umut büyüsün. Bir daha inşallah biz yeter diyoruz. Gençlerin eli silah tutmasın. Gençlere kalem tut. Silah çare değil. Silah çözüm değil. 40 yıldır kan aktı. Bir arpa boyu yol gidilmedi. Bu gençlerin eline çocuk yaşta onları götürüp ellerine silah tutuşturanlar bu yolun yol olmadığını fark etmiyor. Yani kız veya erkek neyse neticede götürmüşlerse o yaşlarına götürmüşlerse ellerine silah tutuşturmuşlarsa yaşı kaç olursa olsun. Büyük yaşta gidenler için de bu geçerlidir. Bu yol yol değildir. Bunun bir an önce sona ermesi gerekir. Ve o yanlışların tekrar etmemesi için inşallah biz öncekinden daha yüksek sesle konuşacağız. Daha fazla inisiyatif alacağız. Ve bu meselenin bu çocukların evlerine dönmesi de dahil, akan kanın durması dahil, milletin haklı ve meşru taleplerinin meşru zeminde konuşulup tartışılıp yerine gelmesi dahil. Elimizde ne geliyorsa inşallah yapacağız. Annelerine göndersinler. Rabbim sizin hasretinizi daha fazla uzatmasın. İnşallah bir an önce evlatlarınıza kavuşursunuz. Temennimiz bu. Sayın Başkanım, Allah Peygamber sizden razı olsun. Allah razı olsun. Siz iki kaçın? Altısı. Mebusu kırdılar, parmağını kırdılar. Buraya geldiler. Biz yılmayacağız, buradayız. Ve çalışıyorlar öldü diye 2 yıl önce haberini aldılar. Ben inanmıyorum. Ölmüşse de versinler evladımı. Ne işi var? Evlatlar dağda taşlara burada kuşağı yem etmişler. İnşallah sağ salim size dönün. Evet. Ben buradan sesleniyorum bütün gençlere. Kaçıp gelin. Burada güçlü devletimiz var. Hepsi kaçıp gelsin. Hiçbir ülke ceza almayalım. Ali, gel. Sağ olun. Rastı bağırıyorum ama eğer derdi var. Derdi var milleti Kürt biyor ve hareketi var ne abi? İdeolojiye kevaneye, fikre kevaneye Kürt'i kurda, kızı kurda, bu ideolojiye kodurken kurma. Mesela bu. Kimler ki kardeşi kardeşini içinden dolar, kimler kardeşini arıyor? Sen kardeşini arıyorsun.
Geldiğimizin var Nara Üniversitesi İstanbul'a tutan bu ileri hedefi. 10 sene bir nereye bu haber verilir de yanıyor. Hiç bu mesele bu işe. Haberi ki peşeye kumarca bilmeyiz de. Kıvarım. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, malumlarınız olduğu üzere 5 yılı aşkın bir süredir yüreği yanan annelerimiz dağa kaçırılan ya da kandırılarak götürülen ya da bazı vaatlerde bulunmak suretiyle götürülen evlatlarını istemek için burada nöbetteler. 5 yıl bitti, 6. yılına girdi. Aslında bunun da evveliyatı var. 2014 yılında yine bir annemiz Diyarbakır'da Fiskaya semtinde evladını istemek için bir eylem başlatmıştı. 12 gün sonra evladına kavuşunca daha sonra 2014'te burada değil, Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bir eylem başladı. Sonra gelişen olaylar çözüm sürecinin de olmasının etkisiyle çok sürmedi. Birkaç ay sonra orası dağılmak zorunda kaldı. Biliyorsunuz Hendek olayları başladı. Şehirler karıştı. Sonra 2019 yılında tekrar burada annelerimiz gelip yeniden eyleme başladılar. Bugüne kadar 56 aile evlatlarına kavuştu. Yapmış oldukları bu eylemden sonra toplam 379 aile nöbette ve bu nöbette devam ediyor. Bu ailelerimizle görüşünce biraz önce özellikle sordum, sizin çocuğunuz ne zaman gitti diye. Birkaç istisna dışında çok büyük bir çoğunluğu 2014 veya 2015 yıllarında götürülmüş. Ne vardı 2014'te, 2015'te? 2014-2015 çözüm sürecinin konuşulduğu ve daha sonra bu sürecin akamete uğradığı yıllardır. 2014'te silah bırakılma konuşuluyordu. 2015'te süreç bozulmaya yüz tuttu. Ama hala çözüme dair bir umut vardı. Adına çözüm süreci dedikleri ama aslında çözüme götürmeyecek. Belki geçici bir çatışmasızlık süreci yaşanıyordu. Bu gençlerin çoğunluğunun o tarihlerde dağa götürülmüş olması aslında bir şeyi çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Nedir o şey? Silah bırakmanın, siyasi çözümün konuşulduğu dönemde bu kadar çok sayıda genci dağa götürmek, silah bırakma niyetinin olmadığının çok bariz bir göstergesiydi. Biz o dönemde de söyledik, takip edilen yolun yanlışlığına dikkat çektik. Bu yoldan bir çözüm çıkmayacağını söyledik. Bugün de şunu söylüyoruz, yeniden silahların bırakılması, yeniden şiddetin sonlandırılması konuşuluyor ve sorun her neyse bunu siyaset yoluyla konuşulması ve çözüme kavuşturulması gerektiği dile getiriliyor. Biz de buradan, bu sembolik yerden, 5 yılı aşkın bir süredir yüreği yangın yeri olan annelerimizle beraber onların nöbet beklediği yerden bir çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki yeni bir süreç başlayacaksa iyi niyet göstergesi olarak gelin, eğer gerçekten şiddete son verecekseniz, eğer gerçekten silahı bırakacaksanız bu annelerin çocuklarını, evlatlarını onlara göndererek başlayın, bir iyi niyet göstergesi olarak bu adımı atın diyoruz. Atın ki bu sefer sizlerin samimi olduğuna biz de inanalım. Yok eğer bunu yapmayacaksanız o zaman 2015'te davullarla, zurnalarla bir şenlik havasında çözümün konuşulduğu dönemde bu kadar genci dağa götüren, dağa kaçıran sizler asla silah bırakma niyetinde değilsiniz. Eğer siz bu iradeyi ortaya koyabilirseniz biz de sizin kendi iradenize sahip olduğunuza inanacağız. Eğer siz bu iradeyi ortaya koyup gerçekten
bu ülkenin gençlerinin birbirine silah doğrultmasına, birbirinin kanını akıtmasına son verirseniz biz de bileceğiz ki siz kendi iradenize sahipsiniz ve siz kendi halkınızın, kendi insanlarınızın, kendi gençlerinizin geleceğini düşünüyorsunuz. Böyle bir ihtimalin olduğuna biz de kanaat getirmiş olalım. Ama şu uyarıyı da yapmadan geçmeyeceğim. Biraz önce söyledim. Önceki dönemde, yani 10 yıl önce Adana çözüm süreci denen çatışmasızlık sürecinde ciddi hatalar yapıldı. Uyarıyı yapıyoruz, diyoruz ki aynı hataları tekrar etmeyin. Aynı hatalar tekrar edilirse korkarım ki yine benzer bir neticeyle yüz yüze geleceğiz. Neydi o hatalar? O zaman biz söyledik. 10 yıl önce söyledik. Dedik ki milletin talepleri vardır. Ana dilde eğitim gibi ya da benzeri talepler. Her neyse bu talepler, bu taleplerin muhatabı, bu taleplerin konuşulacağı kişiler ellerinde silah bulunanlar değil. Ellerinde silah bulunanları siz eğer muhatap alacaksanız bir tek şeyi konuşabilirsiniz onlarla. Sadece silah bırakmayı. Bu halkın talepleri varsa, bu halkın sıkıntıları varsa, bu halkın sorunları varsa ki vardır. O sorunları halkın temsilcisi olan, siyaset yapan ya da farklı bir şekilde bu halkın arasında örgütlenmiş olan yapılarla, sivil yapılarla konuşmalısınız. Ya da sizin muhatabınız doğrudan doğruya halkın kendisidir. Temel hakları hiçbir şekilde elinde silah bulunanların silahlarını bırakması şartına bağlamayın. Onlarla pazarlık konusu yapmayın. Bu haklar pazarlık konusu olmaya gelmez. Bu haklar müzakere edilmeye gelmez. Bu haklar şarta bağlanamaz dedik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Elinde silah bulunanlarla sadece silah bırakma meselesini konuşun. Gerisi siyasetin işidir. Bu iş mecliste konuşulur. Bu iş siyasi alanda konuşulur. Neyse sorunumuz, konuşup kendi aramızda sulh ile çözmek zorundayız. Diyalog ile çözmek zorundayız. Meselelerimizi konuşacağız ve inşallah çözeceğiz. Çözmekten başka bir şansımız da yok. Eğer çözmezsek işte etrafımızdaki yangını görüyorsunuz. Her gün biraz daha genişliyor. Birilerinin bizi bu yangının içerisine çekip bizi de bu ateşte yakmasını istemiyorsak kapımızın önüne kadar gelen bu yangını söndürmek istiyorsak ilk önce aramızdaki kardeşliği sağlamlaştırmalıyız. Sorunlarımızı adalet temelinde çözüme kavuşturmak için siyasi bir irade ortaya koymalıyız. Bu irade bugün var gibi görünüyor. İnşallah sağlam bir iradedir. İnşallah yıkılmayacaktır. İnşallah silahlar susacaktır. Ve inşallah bu mesele diyalogla, inşallah konuşarak, inşallah sulh yoluyla, barış içerisinde çözüme kavuşacaktır diye bir temennimiz vardır. Tekrar ediyorum, iyi niyet göstergesi olarak ilk önce diyoruz ki bu yüreği yanan annelerimizin hasretini bitirin, onların evlatlarını onlara gönderin. Ve elinde silah bulunan gençlerimizin eline kalem verelim. Gençlerin eline silah tutuşturmayalım, kalem verelim, yazsınlar, okusunlar. İş üretsinler, sanat üretsinler, değer üretsinler, topluma bir şey versinler. Ben bu işin takipçisi olacağımızı, benzer hataların birinci çözüm sürecinde yapılan hataların tekrar etmemesi için daha yüksek sesle konuşacağımızı ve elimizden gelen çabayı ortaya koyacağımızı burada siz değerli basın mensuplarının ve etrafımızda toplanan Diyarbakır halkının, değerli hemşehrilerimizin huzurunda söz veriyorum. İnşallah biz bu işin takipçisi olacağız. Bu işin çözümü için elimizi değil gerekirse gövdemizi taşın altına koyacağız. Ve inşallah bu sefer başaracağız diyoruz. İnşallah. İnşallah.